Anne. Anneciğim yapma ya. Anneciğim abarttın ama sabahtan beri ağlıyorsun ya. Perişan oldun. Bak bunu sen yara haline getirdin. Böyle olmasını sen istemedin mi? Sen döndün sırtını. Şimdi niye ağlıyorsun? Ne olur bu gece kimse benimle ilgilenmesin. İyi ama üzülüyorum senin için. Üzülme oğlum. Üzülme. Kimse üzülmesin. Ne olur yalnız kalmak istiyorum. Haklısın. Açıklanacak bir durum değil benimkisi. Ama lütfen. Peki. Ağlama. Hadi ne olur. Güzelsin. Hadi canım. Sami? Sami! Sami iyi misin? Yok ben şimdi çıktım evden. Sen neredesin? Şirketteyim. Havaalanına beraber gideceğiz diye konuşmuştum. Yoksa sen de oradan oraya mı gideceksin? Yok daha zamanımız var zaten. Ben belki dışarıdasındır diye aradım. Neyse şirketteysen geliyorum yanıma. Çok güzel haberlerim var sana. Ya nedir? Gelince konuşuruz ama bak şu kadarını söyleyeyim. Bu arazi işi için reddedemeyecekleri bir gerekçe buldum. Şimdi daha çok merak ettim. Tamam gelince anlatırım. Sonra 2 gün hiç konuşmayacağız ama. Bu 2 günün sadece bize ait olacağına inanamıyorum. Artık inanabilirsin. Peki, o zaman çabuk gel. Havaalanına gitmeden önce konuşacak fırsatımız olsun. Tamam canım, öpüyorum. Kapatmak zorundayım. Simay! Simay! Ne işin var senin burada? Nasıl girdin içeri? Bana bir şey sorma. Çok merak ediyorsan Barış'a sor. Ne zaman geldi bugün? Dün gece geç saatte Barış Bey'le birlikte geldiler efendim. Tamam. Anne ne diyorum biliyor musun? Söyle canım. Güney'e sürpriz yapacağım. Sevgililer günü şampanyamı alıp kapısını çalacağım. Çok romantik canım ama... Anne lütfen itiraz etme. Her şeyi ayarla bugün onun yanına gideyim. Tamam. Ama hemşireleri de seninle gelecek. Anne sürpriz yapacağım diyorum. Başka insanların ne işi var yanımızda? Kesinlikle yalnız yolculuk yapamazsın. Hemşireleri istemiyorsan... Yanında ben geleyim. Söz veriyorum, orada ortadan kaybolurum. Sizi hiç rahatsız etmem. Yeter ki yalnız yolculuk yapma. İyi, anlaştık. Siz ne diyorsunuz Handan Hanım? Efendim? Oo. Handan Hanım bizi dinlemiyor ki. Ben kusura bakma yavrum, dalmışım, duyamadım. Diyorum ki yine Sevgililer Günü sürprizi için Ankara'ya gideyim. Bugün, biliyorum. Ama Güney'e söylemek yok, tamam mı? Sevgililer Günü'nde balayına gitmiş. Çocuklarını da almamışlar. Baş başa. Boş verin siz onları Handan Hanım. Ben evliliğim boyunca dışarıya adımını attıramadım. Bak, Sevgililer Günü'nde balayına gidiyor. Elin kadını kıymetli tabii. Kimse sizden daha kıymetli değil Handan Hanım. Siz istemeyeni siz hiç istemeyin. Ben de öyle yapıyorum zaten. Hı? On ikiye sekiz, normale dönmüş. Daha önce kalple ilgili bir sorun yaşadınız mı? Evet. Bir kere spazm gibi bir şey geçirmiştim. Tansiyon hastası olduğunuzu da biliyorsunuz o zaman. Biliyorum. Düzenli olarak ilaç kullanıyorum zaten. Sana tansiyonuma dikkat etmem gerekiyor demiştim ya. Dün gece tansiyonunuzu tetikleyecek bir durum oldu mu? Sizi üzecek ya da heyecanlandıracak bir şey yaşadınız mı? Yok, bir şey olmadı. Çok keyifliydim. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. İçki? İçki içerim. Haftada bir gün, belki 2 kadeh. Böyle. O da olmayacak artık. Çok dikkat etmesi lazım. Karaciğerde hafif büyüme var. Yapmayın ya. Kalbin durumu da tehlike sinyalleri veriyor. Dikkat edilmezse ağır sonuçlar doğurabilir. Yorulmak, heyecanlanmak yok. Açık havada bol bol yürüyüş yapacaksınız. Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışın. Yazacağım diyet listesinde uygulamanız lazım. Durumu çok ciddiye almanız gerekiyor Sami Bey. Kalbiniz sizden daha yaşlı. Haberiniz olsun. Bu serum bitince tekrar bakarız. Duruma göre sizi evinize göndeririz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Özür dilerim. Benim yüzümden hastanelerde sabahladın sen de. Bu ne biçim söz? İyi günde kötü günde beraberiz diye söz vermedik mi birbirimize? Ama daha böyle ilk günden değil. Doktoru duydun Sami. Bundan sonra çok dikkat edeceksin. Yani söylediklerini harfiyen yerine getireceksin. Kendine çok çok iyi bakacaksın. Ben bir kayıp daha yaşamak istemiyorum. Kaldıramam böyle bir şey. Bu konuda anlaşalım, tamam mı? Tamam. Söz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.